Medya Manşet'ten merhaba. Bu hafta yine gündemimizdeki konuları konuşacağız. İki temel konumuz var. Biri Libya'da öldürülen MİT elemanının haberini yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan gazetecilerden Barış Pehlivan'a darp. Bu aynı zamanda tabii yargının tutumunu da gözler önüne seriyor. Çünkü koşturmaya yer olmadığına karar vermişti yargı. Bu konuyu ve yargının tutumunu avukat Veysel Ok ile konuşacağız. Hemen ardından özellikle bu hafta daha çok öne çıktı. Hareketlenen bir Aktrol ekibi var. Yani bir bütün olarak AKP sosyal medyaya yöneldi. Bunu da gazeteci arkadaşımız Hayko Bağdat'la konuşacağız. Medya Manşet başlıyor. Her hafta olduğu gibi haftanın manşetleriyle başlıyoruz. Bu haftanın manşetlerini de arkadaşlarımız sizler için derledi. Yeni Yaşam gazetesi 10 Mayıs günü organize kötülük manşetiyle iktidarın körüklediği nefret dalgasının cenazelere saldırıdan ölüm tehditlerine kadar her yere yayıldığını ifade ederken sürmanşetinde de akademisyen Bülent Küçük'le yaptığı söyleşiye yer verdi. Kürtçe yayınlanan Hebun gazetesinin 21. sayısının manşetinde Kürt Dili Bayramı vardı. Gazete alt manşetinde ise "Dışarıda aramayın, virüs evin içinde" sözleriyle karantina döneminde kadına yönelik artan şiddeti gündeme getirdi. 11 Mayıs günlü Bir Gün gazetesinin manşetinde CHP'li milletvekilinin birden fazla maaş alan AKP'li bürokratlara ilişkin soru önergesine devlet sırrı diyerek yanıt vermeyen Tarım Bakanı'nın açıklaması yer aldı. Evrensel gazetesinin 11 Mayıs günlüğü nüshasının manşetinde iktidarın normalleşme adımlarına ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı öne çıkarıldı. "Tabloya bak, riski gör" diyen gazete uzmanların risk büyük uyarısına da yer verdi. Yeni Özgür Politika gazetesinin 11 Mayıs günlüğü manşetinde Dersim'deki doğa soykırımı vardı. Gazete "Dersim'de yeşil soykırım" başlığıyla verdiği haberde ziyaretleriyle bilinen Dersim'in Milan köyüne taş ocağı ve katı atık tesisleri yapılarak yok edilmek istendiğine dikkat çekti. Yeni Yaşam gazetesi 11 Mayıs günü Nusaybin'deki polis vahşetini manşete çıkardı. Zihinsel engelli BE adlı çocuğa silah çekerek tokatlayan polisin haberini gazete "Bir adım ötesi cinayet" başlığıyla okuyucuya duyurdu. Özgür Politika gazetesinin 12 Mayıs günlüğü nüshasının manşetinde HPG ve YJA Star gerillalarının Türk ordusuna karşı geliştirdiği eylemler vardı. Gazete "Asker öldü, amarok yağındı, drone düştü" sözleriyle gerillanın Gever ve Hakurke'de gerçekleştirdiği eylemlerin ayrıntılarını okuyucuya aktardı. Hükümetin normalleşme adımlarına dönük eleştiriler 12 Mayıs günü Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde yer aldı. Gazete "Sağlığı değil parayı seçtiler" diyerek AVM'ler önünde oluşan kuyrukların yarattığı riske dikkat çekti. Evrensel gazetesi Soma'da 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan katliamın 6. yıl dönümünü 13 Mayıs günü manşetinden gördü. Gazete katliamı günümüzle kıyasladığı haberine "Soma düzeni pandemide de sürüyor" başlığını kullandı. Yeni Özgür Politika gazetesinin 13 Mayıs günlüğü nüshasının manşetinde KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık'ın açıklamaları vardı. Gazete Bayık'ın "Tek isteğimiz Kürtlerin birbiriyle savaşmaması, Kürt birliğinin oluşması, Kürtlerin el ele vererek düşmana karşı mücadele etmesidir" sözlerini öne çıkardı. Rojava'da Kürtçe yayınlanan Ronahi gazetesinin 13 Mayıs günlüğü nüshasının manşetinde PKK Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan'ın açıklamaları yer aldı. Gazete Kalkan'ın 1982 yılında KDP ile PKK arasında yapılan protokolü atıfla dile getirdiği "Biz protokolün ruhuna bağlıyız" sözlerini öne çıkardı. Soma katliamının 6. yıl dönümü 13 Mayıs günü Yeni Yaşam gazetesinin de manşetindeydi. 6 yıl önce Soma'da derdini anlatmak isteyen madenciyi tekmeleyen dönemin Başbakanlık Müsteşarı Yusuf Yerkel'in fotoğrafını manşetten veren gazete haberine "Soma 6 yıldır tekmeleniyor" başlığını kullandı. Haftalık Atılım gazetesi 427. sayısının manşetinde iktidarın saldırılarına karşı "Fıtratımız direnmek, normalimiz mücadeledir" sözleriyle yanıt verirken sürmanşetinde de faşizmin çocuklara ve mezarlara saldırdığını öne çıkaran habere yer verdi. Yeni Özgür Politika gazetesi 14 Mayıs günü Kürt Dil Bayramı'nı manşetine taşıdı. Kürtçe dilimiz onurumuzdur diyen gazete, dilbilimcilerin özellikle siyasetçiler, kurumlar ve ailelere dönük yaptığı Kürtçe'ye sahip çıkın çağrılarına yer verdi. Yeni Yaşam gazetesinin 14 Mayıs günlüğünün nüshasına sürmanşetinde CHP eski milletvekili Şafak Pavey'in Dünya Engelliler Günü nedeniyle gazeteye verdiği özel demeci yer aldı. Gazetenin manşetinde ise iktidarın halka yardımcı olmak isteyen tüm kesimleri engellediği, ancak Vefa grubu adıyla oluşturduğu yapılanmalara devletin olanaklarını sonuna kadar sunduğu haberi yer aldı. Bir Gün gazetesinin 15 Mayıs günlüğünün nüshasına manşetinde iktidarın koronavirüs salgınını fırsata çevirme girişimine dönük adımları vardı. Manşetinde boğazınızda kalır sözlerine yer veren gazete, İş Bankası'na göz diken iktidarın Galata Kulesi'ne el koyduğunu, doğayı talan ettiğini, yasa değişikliğiyle sivil toplum kurumlarını kontrolüne almak istediğini yazdı. Özgür Politika gazetesi 15 Mayıs günü HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ile söyleşiye yer verdi. Gazete, Kürkçü'nün darbe iddialarına ilişkin asıl AKP darbeye hazırlanıyor sözlerini öne çıkardı. Yeni Yaşam gazetesi 15 Mayıs Kürt Dili Bayramı vesilesiyle okuruna Kürtçe sözlerle seslendi. Yaşam Kürtçe güzeldir diyen gazete, Kürt diline dönük risklere dikkat çektiği haberinde dilbilimcilerin demeçlerine yer verdi. Bir kısmı Ermenice yayınlanan haftalık Agos gazetesi, nefret dili alarm veriyor sözleriyle Erdoğan'ın Ermeniler için kullandığı kılıç artığı sözlerinin Ermeni toplumuna saldırıyı arttırdığına dikkat çekti. Gazete manşetinde Bakırköy Ermeni Kilisesi'nin yakılmak istendiğini yazarken, AKP'ye yakın bir dergide Ermeni, Rum ve Yahudi temsilciliklerinin hedef gösterildiği haberine de yer verdi. Evrensel gazetesi 16 Mayıs günü manşetinde iktidarın saldırılarına yer verirken, HDP'li belediyelere kayyum atanmasını, insan yaşamını savunduğu için görevden alınan hekimleri ve hapishanelerdeki gazetecilerin darp edilmesini gündeme getirdi. Yeni Özgür Politika gazetesi 16 Mayıs günü HDP'li belediyelere kayyum atanmasını, çetelerin iktidarı halkların düşmanı sözleriyle manşetinden gördü. Gazete manşetinde AKP, MHP, Ergenekon iktidarı ırkçı motivasyonla beslediği Kürt düşmanlığı virüsünü salmayı sürdürüyor sözlerine de yer verdi. HDP'li belediyelerin gasp edilmesi 16 Mayıs günü Yeni Yaşam gazetesinin de manşetindeydi. Iğdır Belediyesi Eş Başkanı'nın polis tarafından gözaltına alınırken, "Bu gülüşümüz size dert olsun" sözlerini öne çıkaran gazete, toplumun farklı kesimlerinin kayyum siyasetine dönük tepkilerini de gördü. İlk konumuz demiştik gazeteciye darp, tabi bu arada gazetecilere dönük baskılar ve gazeteci davalarında yargının tutumu. Bununla ilgili kısa bir haberimiz var. Hemen ardından avukat arkadaşımız Veysel Ok'la konuşacağız. Libya'da ölen MİT mensubunun cenaze törenini haberleştirdikleri gerekçesiyle Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabiri Hülya Kılınç, Yeni Çağ yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik'le Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de 6 Mart'ta tutuklanarak hapsedilmişti. Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın tutuklandıktan sonra gönderildiği Silivri hapishanesinde darp edildiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Tutuklandıktan sonra darp edildiğini açıklayan Barış Pehlivan'ın avukatları konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuş, ardından başlatılan soruşturmada savcılık darp olmadığını ileri sürerek kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. AKP-MHP medyası ise bu kararın ardından Pehlivan ve avukatlarını yalancılıkla suçlayarak savcılığın kararını manşetlerine taşımışlardı. Fakat Oda TV'nin ortaya çıkan görüntülerde bu durumun tam tersi bir tablo olduğu görüldü. Cezaevindeki gardiyanın kasıtlı ve bilinçli olarak etrafı da kontrol ederek Pehlivan'ın sırtına vurduğu görüntülerle kanıtlanmış oldu. Ortaya çıkan görüntülerle birlikte MİT mensubunun cenazesini haberleştirdikleri için tutuklu yargılanan 5 gazeteciye dönük düzmece iddianamede çöktü. Öte yandan AİHM'de Adalet Bakanlığı'nın tutuklama sürecine ilişkin hak ihlali yapıldığı yönündeki deklarasyonunu 9 Nisan'daki kararla kabul etti. Bu kararla bakanlık Oda TV yöneticisi Barış Terkoğlu'yla Barış Pehlivan'a tazminat ödemeyi kabul etmiş oldu. Evet, bu konuyu hukukçu arkadaşımız Veysel Ok'la konuşacağız. Sayın Ok, hoş geldiniz yayına. Sesimi alabiliyor musunuz? Sesim gelmiyor mu size? Sayın Ok. Sayın Ok, sesim geliyor mu? Şu an diyorum. Evet, şu an diyorum. Peki. Haberi biraz önce de dinlediniz sanırım. Şuradan başlamak istiyorum. Yani bir gazeteci darp ediliyor. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunuyorlar. Savcılık tüm belgelere, kamera görüntülerine ulaşabilecek durumdayken koşturmaya yer yok deniyor. Daha sonra o gazetecinin görüntüleri, o gazetecinin genel yayın yönetmeni, müdürü olduğu kurum tarafından yayınlanıyor. Bu bağlamda yargıyı bu tutumla ilgili nasıl değerlendirmek gerekir? Bilinçli bir şey mi söz konusu? Bu çünkü aynı zamanda iddianameyi de hazırlayan kesimin tutumuna işaret ediyor. Ne dersiniz? Elbette Türkiye'de cezaevlerinin maalesef işkenceden, kötü muameleden arındırdığını iddia edemeyiz. Yani her ne kadar iktidar partisi Türk cezaevlerinde işkence yoktur sürekli bunu propagandasını yapsa da biz cezaevlerinde kötü muamele olduğunun şahidiyiz ve duyuyoruz aynı zamanda. Kendi müvekkillerim için de konuşacağım. Nedim Türfent, Deniz Yücel, bunlar da cezaevlerinde kötü muameleye tabi tutuldular ve hukuksal hiç yaptığımız tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Barış için de aynı şey söz konusu. İktidarın basınıyla, bakanlığıyla, bütün gücüyle yüklendiği gazeteciler ve tabii ki cezaevindeki gardiyanlar da, infaz memurları da bu baskıdan cesaret alıp kötü muamelede bulundular. İnkar ettiler en başta, ancak iyi bir habercilik örneğiyle bu görüntülerle bu işkence tescillendi. Bu noktadan sonra ne diyebiliriz? Türkiye cezaevlerinin işkenceye karşı sıfır tolerans olması için cezaevlerinin sivil topluma açılması lazım. Bu tek Barış'la ilgili değil. Şu an birçok cezaevinde biz işkence haberleri duyuyoruz. Van cezaevinden, Elazığ cezaevinden, Silivri'den kötü muamele haberleri duyuyoruz. Barış'la ilgili değil. Barış popüler bir figür, bilinen bir figür, kamuoyuna desteği olan bir figür. Bu yüzden olay herkes tarafından öğrenildi, kınandı. Ancak diğer tutuklu ve hükümlere de aynı hassasiyeti göstermek lazım diye düşünüyorum. Bunu şunun için sordum. Evet, Barış popüler bir figür. Birçok cezaevinde benzer bir durum var. Özellikle bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunuzda, Nedim'le ilgili de bulundunuz, Deniz Yücel'le ilgili de bulundunuz zamanında biliyorum. Buna rağmen bu görüntülere çok çabuk ulaşıp sonuç alabilecek savcılık bunu bilinçli olarak mı yapmıyor? Burada savcılığın tutumu nasıl değerlendirilmeli? Bir de bununla ilgili uluslararası hukuka da gittiniz. Uluslararası hukuktan nasıl sonuçlar çıktı? Özellikle bu cezaevlerinde işkenceyle ilgili. Ya şöyle bakmanızı istiyorum sizden. Türk yargısı bir farklı güçlerden oluşan, farklı deneylerden oluşan bir yargı değil. Savcısıyla, cezaevi müdürlüğüyle, hakimliğiyle bir bütünleşmiş vaziyette. Bu yüzden işkence gibi bir iddiada savcı yetkisi olmasına rağmen o görüntüleri elde etme, infaz koruma memurlarının ifadesini alma gibi konularda yetkisi olmasına rağmen koruma refleksiyle hiçbir araştırma yapmadan, görüntüleri talep etmeden, hatta infaz koruma memurlarının ifadesi dahi almadan işkence yoktur, bu yüzden de takipsiz kararı verdi. Aynı mesele Deniz Yücel'de de olmuştu. Aynı mesele Nedim Türfent'e de olmuştu. Yani bu gazetecinin hepsinde savcılık infaz koruma memuru veya polisleri korumaya yönelik bir refleks geliştirdi. Maalesef bu bütünsel bir tavır. Yargının bütünsel tavrı, yargı polisini, infaz koruma memurunu korumakla kendisini mükellef görüyor. Bunu biz uluslararası hukuka da başvuru yaptık. Nedim'le ilgili, Deniz Yücel'le ilgili. Şu anda sonuç bekliyoruz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. Hem işkence iddiasıyla ilgili hem de tabii ki ifade özgürlüğü meselesiyle ilgili. Oda TV'nin 2011'de yaptığı bir başvuru vardı. Bugün karar yayınlandı. Ben bugün medyada gördüm. Birçok karar var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Türkiye'de ifade özgürlüğü baskı altında diye. Mehmet Altan kararı var, Şahin Alpar kararı var, Ahmet Şık kararı var. Ancak maalesef mesele kararın çıkması değil. Yani aradan 5 yıl, 6 yıl geçtikten sonra ifade özgürlüğü hakkı ihlal edilmiştir, tutuklanma hukuka aykırı demek bir sonuca bizi vardırmıyor. Daha güçlü bir itiraz etmek lazım bu duruma. Şu an cezaevlerinde barışlarla beraber 100'e yakın tutuklu gazeteci var neredeyse. Ve bunların maalesef büyük çoğunluğu Kürt gazeteci. Veya Kürtlerle ilgili haber yazan gazeteci. Yani ya Kürt medyasında ya da ana akım veya diğer medyada olup Kürtlerle ilgili haber yazan gazeteciler. Ve bu bir sirkülasyon. Maalesef bu sirkülasyon hala devam ediyor. Bu yüzden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları her ne kadar kıymetli olsa bile iş işten geçtikten sonra, kişinin hayatından yıllar çalındıktan sonra, işkenceye tabi tutulduktan sonra ortaya çıkıyor. Bunu en son Osman Kavala kararında gördük. Belki siz de bakmışsınızdır. Kavala kararı ki kesinleşti geçen hafta ve Türkiye Kavala'yı serbest bırakmakla mükellef, ancak hiçbir girişim, hiçbir işlem söz konusu değil. Bir noktada Türkiye uluslararası hukukun yükümlülükleri yerine getirmeyen bir ülke konumuna geldi. Peki. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bu son Barış Pehlivan olayında ortaya çıkan durumla birlikte sormak istiyorum. 6 gazeteci aslında habercilik yaptılar. Yani ölen bir MİT mensubunun cenaze törenini haberleştirdiler. Dünyanın her yerinde bunun haber değeri vardır. Ama öyle bir iddianame hazırlanmış ki adeta onları idama kadar götürebilecek, Türkiye'de idam olsaydı götürebilecek sertlikte bir iddianame, bir hukuk belgesi olmaktan uzak da görünüyor. Şimdi bu kovuşturmaya yer olmadığı kararda rağmen ortaya çıkan işkence görüntüsü ve akabinde o iddianameyi yan yana getirdiğimizde bu iddianamenin de çökmesini beraberinde getirmiyor mu? Buna karşı ne yapılabilir? Böylesi bir tutum karşısında hukuken tabii sormak istediğim. Yani iddianameyi hazırlayan savcılık, savcı bir makam, bir kişi değil, bir makam olarak bakmak lazım. Savcılık makamı işkence iddiasını hiç araştırmadan red etti ve şimdi görüyoruz ki işkence var. Yani bu savcılığın ve yargının güvenilirliğini sarsan bir vaka. Bu yüzden biz iddianameye de tarafsız, bağımsız, hani gazeteci lehine araştırma yapılmış, gazetecinin lehindeki delilleri de araştırılmış bir iddianame gözüyle bakamayız. Kaldı ki MİT haberi de ifade ettiniz. Bir kere bunun bir haber değeri var. Türkiye'nin bir istihbarat örgütünün önemli bir figürü başka bir ülkedeki iç savaşta hayatını kaybediyor. Bu dünyanın her yerinde haberdir. Bunu suçlayamazsınız. İkincisi, işin garip tarafı bu isim, bu MİT çalışanın ismi daha önce Aydınlık gazetesinde yayınlanmış. Yani onlara karşı hukuki bir işlem de yapılmıyor. İfşa edilmiş isim, biliniyor, ilk defa yayınlanmamış. Onlara karşı hukuki bir işlem yapılmıyor. Muhalif gazetecilere yapılıyor. Bu durum yargının gazetecilere bakışının tamamen yandaş ve yandaş olmayan diye bir ayrım üzerine gittiğinin ve yandaş olmayan gazetecileri de terörize ettiğinin veya onlara terörist gözüyle baktığının sonucudur. Yani işkenceyi yok sayan bir savcılık makamının hazırlayacağı iddianameden de hukuki bir beklenti içerisine girmemek lazım. Tabii ki hukuk tamamen yoktur artık, her şeyi boş verelim demiyoruz. Hukuk varmış gibi davranıyoruz. Avukatlar da öyle davranıyor. Duruşmalara girilecek, itirazlar yapılacak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulacak ama yine de gazetecilerin hayatlarından yıllar çalınmış olacak. Bu da geri getirilemez bir sonuç maalesef. Peki. Ben katıldığınız için, emek harcadığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Son haftalarda özellikle sosyal medyada bir hareketlenme gözlendi. AKP cenahında gözlendi. Erdoğan talimat verdi. Sosyal medyaya yüklenin dedi. Tabii etik kurullar oluşturdular. Kendilerine özel işaretler oluşturup onun üzerinden takipleşmeler başladı. Bunları konuşacağız Sayın Hayko Bağdat'la ama öncesinde bu konuyla ilgili bir haberimiz var. Onu izleyelim. Ardından Hayko Bağdat'la bu konu nedir, neyin nesidir onu konuşalım. Erdoğan'ın yandaşlarına sosyal medyayı etkili bir biçimde kullanın talimatı vermesinden sonra başını damat Berat Albayrak'ın çektiği Pelikan çeteleriyle saraya bağlı yandaş gazeteciler özellikle Twitter üzerinde hareketlenmeye başladı. Daha önceleri Aktrol olarak bilinen sosyal medyadaki çetelerle ilişkilerini reddedip bu hesapları izlemekle yetinen AKP'liler bu kez öyle davranmıyor. Başta Erdoğan olmak üzere AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'dan AKP'nin en küçük yöneticisine kadar birçok AKP'li bu trollerin sosyal medya üzerinden yürüttükleri ırkçı kampanyalara, küfürlü paylaşımlara açık destek veriyor. Troller bu kez farklı bir uygulamaya da başvurdular. Sözüm ona etik davranacaklarını ifade ederek sosyal medya hesaplarında isimlerinin yanında yeşil renkli bir simgeyle Türk bayrağı kullanmaya başladılar. Ancak etik davranacağız diyen sosyal medya çetelerinin asıl yüzü kısa sürede kendini gösterdi. Erdoğan'ın ve diğer AKP yöneticilerinin nefret söylemlerini işaret kabul eden yeşil simgeli hesaplar başta HDP'li kadınlarla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olmak üzere birçok siyasetçiye ağza alınmayacak küfürlerle saldırmaya başladı. Aktrol çeteleri AKP ve MHP'li olmayanların yanı sıra toplumun diğer farklılıklarına, Ermenilere, Yahudilere, Rumlara, Ezidilere de yöneldiler. Kılıç artı teröristlerin eylem arayışlarına izin vermiyoruz. Sık sık Erdoğan'ın Kur'an okurken ya da namaz kılarken çekilmiş videolarını yayınlayan bu çeteler, nefret söylemlerinin en galizini, ırkçılık ve faşistliğin en barbarcasını kendilerinden olmayanlara yönelttiler. AKP'li ve MHP'li çetelerin sarayın talimatıyla sosyal medyada aktif olmaları, medyalarının giderek izlenmemesi ve etkisinin azalmasıyla da yakından ilintili. Medya güvenilirliğinin büyük bir düşüş yaşamasıyla birlikte insanlar dünyayı sosyal medyadan takip etmeye başlayınca AKP ve MHP iktidar olanaklarını da kullanarak bu platformlara yöneldi. Farklı kesimleri sindirerek etkisizleştirmeyi hedef olarak benimseyen AKP-MHP iktidarı, sosyal medyayı tamamen kontrolüne almak için yasal değişiklik yapma hedefinden de vazgeçmiş değil. Evet, bu konuyu Hayko Bağdat'la, gazeteci arkadaşımızla konuşacağız. Merhaba Hayko Bağdat, hoş geldin. Merhaba Fehim abi, ne güzel sizi görmek. Sağ ol, teşekkürler. Bu akşam da programım var. Tekrar bu ekranlarda olacak. Ali Nözinyan konuğum. Ama yine de bu konuyu seninle konuşalım dedik. Çünkü içimizde 1 milyon takipçisi olan, sosyal medyayı en iyi kullanan gazetecilerden birisin aynı zamanda. Nedir bu AKP'nin birdenbire böyle sosyal medyaya yönelmesi, etiklerden söz etmesi ama diğer taraftan yüzüne gözüne bulaştırması? Sen nasıl görüyorsun bu durumu? Şimdi bu iktidarın interneti ve sosyal hesapları kullanmaya karar vermesi ve buradan genelde muhalif kesimin daha zekice, daha etkin kullandığı, daha fazla görünür kıldığı kendini bu alanı bu trollerle bir denge unsuru olarak karşısına çıkmaya karar verdiği tarih sanırım Gezi dönemi süreçlerinde aktifleşen bir durumdu. Daha önce de vardı belki ama Gezi döneminden sonra özellikle bu aktrollük bir meslek olarak, yani 5-6 yıllık bir meslek dalı tarihçesi olan ve anladığımız kadarıyla da fena değil geliri olan bir meslek olarak iktidarın açtığı meslek kollarından bir tanesi olarak karşımıza çıktı. Olabilir. Yeni iktidarlar, yeni krizler karşısında yeni alanlar yaratır. Peki ne yapıyor bunlar ve kaç kişi? Şöyle düşünelim. Sanırım binlerce, belki 10.000'in üstünde bir çalışandan, kadrodan bahsediyoruz. Bu insanlar işte 5-6 yıllık kıdemlileri var mesela. Takipçileri yine milyona yakın olanlar var. Ve bu arkadaşlar hiçbir fikri tartışmaya girmeden, Yani Ekrem İmamoğlu'nu beğeniyorum ben belediyeciliğini dedim diyelim. Niye öyle diyorsun kardeşim işte olur mu trafik daha kötü oldu falan gibi argümanlara ihtiyaç duymadan. Türk meselesi, Ermeni meselesi, LGBT meselesini falan bırak. Herhangi bir konuda yemek fotoğrafı paylaştıktan sonra sosyal medya rahatlığıyla tek yaptıkları şey cinsiyetçi, ırkçı ve 6 yıllık kariyerle artık insanın midesinin kaldıramayacağı eşikleri aşağı aşağı gelmiş. Yani ahlaksızlığı, nefreti, ırkçılığı artık dünya örneklerine sokabilecek düzeyde ilerletmiş. Ahlaksız bir meslek grubu halinde devam ediyor. Bu arkadaşlar her krizde yani Hendek mücadelesinde şehirler yakılırken de Selahattin Demirtaş hapse girerken de ya da 24 Nisan'da Ermeni soykırımı meselesinde Ermenilerin daha hassas olduğu bir günde köpek balığı gibi, kan görmüş köpek balığı gibi bütün bu nefretleriyle moral bozmak, psikolojik üstünlük kurmak, yazacak olan, çizecek olan insanları korkutmak, yani sadece küfürden bahsetmiyoruz çünkü. Tehdit ve hakaretten bahsediyoruz. Hatta en aşağılığından bahsediyoruz. Ben bunu işte dediğin gibi bir sosyal medyayı aktif kullanan gazeteci olarak ve galiba hani bundan en çok muzdarip olanlardan, en çok küfür, tehdit saldırılarına muzdarip muhatap kalanlardan bir gazeteci olarak, bu konudan muzdarip biri olarak dönem dönem yükselen bu trendin son günlerde tekrar yükseldiği bir yeni zaman dilimi görüyorum. Yine bir şeyler var. Bunun politik açıklamasını yapabiliriz. Son günü şu şekilde sormak istiyorum. Bu kez benim dikkatimi çeken şu. Erdoğan talimat verdi. Ardından bu kez bilinen isimleriyle başladılar. Yani çok böyle adı sanı saklı olan insanlar değil. Örneğin mesela bazı hashtagleri bizzat ilk hashtag'i atan Erdoğan'ın kendisi oldu. Belli yani bir organizasyon. Biz bazen yaparız ya işte ilk hashtag falan saatte filan kes atacak denir. Aynen öyle. Peşinden AKP'lilerin tümü başladı. Peşinden işte AKP'nin gazetecileri başladı. Yani sanki o troll işini de aşan düzeyde bir yaklaşım geliştirmeye başladılar. Evet. Bir de bir etik kurulu oluşturdular. Yani bu kez öyle troll işiyle değil, daha farklı gidiyorlar. Kendi içindeki cenahlara da verip veriştiriyorlar tabii. İktidarın diğer kesimlerine de yani AKP, MHP arasındaki çelişkilere de bu boyutuyla dikkat çekmekte yarar var diye düşünüyorum. Çünkü onu da yaptılar. Şimdi az önce anlattığım süreçten gelen no name troll ordusu zaten bundan bir süre öncesinden beri devlet itibarı görmeye başlamıştı. Yani buradaki no name küfür etme özgürlüğü olan ne de olsa kim olduğunu bilmediğimiz insanlar değil. Çok takipçili, örnek vereyim Sağlam irade diye bir takipçinin işte düğününe hem Sedat Peker'in hem Erdoğan'ın katıldığı falan bir itibarlandırma sistemi. Yani Osmanlı'daki gibi düşünecek olursak uç beyleri gibi yani yetki sahibi yani o alanda artık itibar görmüş, ismi cismi bilinen hatta bunun rantını, ticaretini dediğin gibi parti içinde eğer tarafta bir ekonomik kaygı rantı yaşanırsa aynı cinsiyetçi küfürleri Hilal Kaplan'a da edebilecek vahşilikte bir mücadele alanı haline dönüşmüştü. Fakat senin bu programı yapmana vesile olan son durum ise artık bakanların, resmi kurumların, silahlı kuvvetlerin gibi, polis kuvvetlerinin gibi resmi devlet otoritesiyle bunların aleni işbirliği söz konusu haline gelmeye başladı. İşte o yeşil etik dedikleri şey de yani o diğer trollerin geldiği leşlikten bir tık arasını açmak için buldukları bir bahane ki onu da eline yüzüne bulaştırdılar. Çünkü en çok küfür o yeşil tıkı koyup ben etik davranacağım diyenlerden geldi. Yani çünkü kontrol etmek mümkün değil bu kadar büyük bir pisliği. Bir tık takınca biraz önce o ırkçılığı yapan herif bir anda peygamber olmuyor. Dolayısıyla taban bu, mal bu, kadro bu. Bugünkü aşama ise artık bir şekilde, aleni bir şekilde Erdoğan'ın, bakanların, hükümet sözcülerinin ve tekrar söylüyorum resmi kurumların işbirliğiyle sanki bir Kızılay gibi çalışan artık. Atıyorum Hayko Bağdat vatan haindir eşteki başlatacak derse buna bir tane AKP'nin resmi bir bakanı, müsteşarı, bir tane işte kurum, bir tane polis teşkilatı falan derken bir insanın tekrar tutuklanmasına, serbest bırakılmasına, bırakıldıktan sonra bir daha tutuklanmasına, bir gazetecinin linç edilmesine, ailesini tehdit edilmesine her an başarabilecek bir güce ulaştılar artık ve bunu aynen biraz önce Veysel'le konuştuğum gibi hukuk yok ama hukuk varmış gibi yapıyoruz dediğimiz gibi burada da sanki devletin bu kadar büyük bir leş çeteyi yarattığıyla işbirliği bu kadar göz önünde değil gibi yapıyoruz. Ama vallahi billahi bu kadar göz önünde işte yani. Peki buradan biraz da aslında medyaya geçmek istiyorum. Bu türden konuşmalar da oldu. Çünkü sonuç itibariyle biz hep medyanın %95'li kontrol altına almış diyorduk ama son rakamlar %98'e çıktı. Türkiye'de bunca büyük bir medyayı kontrol ediyor. O medya izlenemeyince mi, güvenirliliğini tamamen kaybedince mi buraya yöneldi? O medyanın özellikle milyar dolarlar sarf ettikleri o medyanın durumunu nasıl değerlendirmek lazım? Çünkü o medyanın dili bilmiyorum yani troller bile onlardan daha edepli görünüyor. Evet. Şimdi her alanda olduğu gibi AKP, MHP rejiminin diyelim artık adına rejim dememizde hiçbir mahsur yok. Her alanda olduğu gibi stabil duruma yani bu baskıcı diktatöryal rejimi durağan ve olağan hale getirme şansları yok. Her alanda baskıyı ve zulmü biraz daha arttırmak ve düşmanlaştırma ve kutuplaştırma politikalarını sürekli üretmek zorundalar. Şimdi medya bir rant kaybetti. Çünkü CNN eski değerinde değil, eski reytinginde değil, Hürriyet öyle değil. İşte ne bileyim Habertürk öyle değil. Yani eline aldıklarını çürütüyorlar o yoz yayıncılıklarıyla ister istemez. Biz okumuyoruz her şeyden önce. Asıl okuyan kitle okumuyor. Fakat sosyal medyada aslında yaptıkları şey, diğer bütün alanlarda yaptıkları gibi baskı unsurunu arttıracak, bütün mekanizmalarda, bütün alanlarda, bütün mecralarda baskın hale gelecek yöntemleri icat etmek. Yani polisle, cezaeviyle, tutsaklıkla, öldürmekle, mezarını tahrip etmekle bile yetinemiyorlar bugünkü durumunda. Çünkü sosyal medyada tartışmasız bir şekilde bizler hakimiz. Gündemi belirlemeye, bilgi paylaşımına, medyaya ne kadar baskı olursa olsun benim Twitter hesabım bugünkü Hürriyet Gazetesi'nden çok satıyor olabilir. Okuyucuya ulaşma değerleri açısından söylüyorum. Bu kadar büyük kurumların bu kadar değer kaybettiği ve bireysel sivil hesapların ya da alternatif medyanın bu kadar çok olduğu yerde burayı da bozmak istiyorlar. Yani burada da hakim olmak istiyorlar. Burada da onların organizasyonuyla biraz sonra tweet atan birisinin hayatı kayabilir o organizasyonla tutukluğuna getirtmek istiyorlar. Biliyorsun Rütük Sözcüsü en son dedi ki istersek haberlerde yorum katmadan haber okunmasını sağlayabiliriz. Yasalarımız böyle dedi. Yani şey gibi Kuzey Kore haberleri gibi istiyor. Yani Fatih Portokal zam oldu diyebilecek en fazla haline getirmek istiyor. Yani Fatih Portokal bile fazla. Dolayısıyla Twitter'da senin Twitter hesabın, benim Twitter hesabım, Levent Gültekin'in Twitter hesabı, sanatçıların Twitter hesabı tek hakim olmadıkları alan ve burayı bir şekilde manipüle etmek zorundalar. Büyük paralar ayırdılar. Bak küçük bir iş değil, küçük bir alan değil. AKP'nin fethedemediği ender alanlardan bir tanesi. Yeni taarruz buraya, yeni taarruzlardan bir tanesi. Buraya, bir tarafta Libya'ya, bir tarafta Rojava'ya, bir tarafta sosyal medyaya, bir tarafta Oda TV'ye. Çok cephede mücadele vermek zorundalar. Çünkü her yerde direniyoruz yani. Peki son olarak tüm bunları yapıyorlar ama bunlara karşı gerçekten özellikle sosyal medya alanında ne yapmak lazım? Evet kullanıyoruz ama çok daha verimli, sağlıklı şekilde kullanıp ciddi anlamda orayı da etkili bir platforma çevirmek için sosyal medya kullanıcılarına deneyimli bir Twitter fenomeni mi diyeyim? Twitter fenomeni olarak ne dersin? Şimdi sosyal medya gerçekten hala dünyada politikaya, siyasete, hayata, sinemaya, her tarafa nüfuz etme oranında oldukça büyük bir pay almış durumda. Bugün sosyal medyayı güçlü kullanmak, Amerika başkanından perde dükkanı açacak esnafa kadar herkesin ilgilenmesi gereken bir durum. Ve baskıcı rejimler esnasında özgür haber iletişimini sağlamak, doğru haber iletişimini sağlamak için güvenilir hesaplarını koruması Biraz da faaliyetlerini, kişiliklerini çok açık ettikleri için kendilerini de koruması gerekiyor. Yani yamulmamamız gerekiyor. Her bir sosyal medya hesabı, milyonluk bir hesap. Bugün Artı TV kadar, Medya Haber kadar, Bir Gün Gazetesi kadar elimizde kıymetli. Ben bugün çok zorda kalsak, çok pardon, hesabımı Medya Haber'e devretsem, o gün o yayını kilitlenmişse, biliyorsun Türkiye'den kapatıyorlar, ceza yağdırıyorlar. Buralarda işe yarayabiliriz. Gezi'de de çok işe yaramıştık. Polis şiddeti karşısında da çok işe yarıyoruz. Bak, Barış'ın dayak yediğini, darp edildiğini vahşice görmemizde de sosyal medya mecrası işe yarıyor. Dolayısıyla her şeyden önce hesaplarımızı iyi korumamız lazım. Unutmayalım ki bu kaynağın anahtarı, musluğun anahtarı bizde değil. Yani Facebook Gezi döneminde Türk Devleti'ne profil bilgisi verdi. Netflix iktidarın beğenmediği bazı dizilerin bazı bölümlerini Türkiye'de yayınlamayabiliyor. Yani Twitter biraz daha dik duruyor ama yine bakın, bu kurumlar para kazanma amaçlı ve yabancı kuruluşlar ve bunların yarattığı portallar bizim değil. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili bu kurumların mücadelesinde bazen bu kurumlar bizim aleyhimize davranabiliyor. Benim Facebook'ta yasaklanan yazılarım oldu. Türkiye'de en çok okunan yazılardı üstelik. Dolayısıyla aynı zamanda Facebook'ta şikayet etmek, Twitter'da bloklamak, bir şekilde muhatap olduğumuz şiddet, sosyal medya şiddetine karşı ses çıkarmak, örgütlenmek, hashtag yapmak, yani bir şekilde bu alanın bütün çağdaş yöntemlerini ve enstrümanlarını kullanmak bir mesaidir. Televizyon programı yapmak gibi, köşe yazısı yazmak gibi, stand-up'ını oynamak gibi sosyal medyada vakit ayırın. Mücadelenin bir parçası, alanıdır. Yani hani derler ya, bütün gün Twitter'dasın Hayko sen de filan. Hayır, ben Twitter'ın gerçekten bu mücadelede kendi adıma hesabımın kullanılabilir, işe yarayabilir, elimizdeki senin hesabın kadar, öbürünün hesabı kadar, siyasetçilerin hesabının her birinin bir kıymetli mecra olduğunu düşünüyorum. Peki, ben zaman ayırdın, katıldın, çok teşekkürler. Sosyal medyayı daha etkili, daha doğru kullanmak lazım diyerek bir kez daha teşekkür edeyim sana, sağ ol. Ben de çok teşekkür ederim, iyi yayınlar. Evet, haftanın köşe yazılarını sizler için derlediğimizi söyledik. İki köşe yazımız var. İlk köşe yazımız Evrensel gazetesinden Ender İmrek yazmış. Kayyum'la gaz, darbe tartışması ve muhalefet. İktidar mensuplarının bu iktidar gidecek dediği için muhalefeti darbecilikle suçladığı günlerin birinin şafağına darbeci bir uygulamayla uyandık. Seçilmişlerin kuşatılmış evleri basıldı, kapıları pencereleri kırıldı, gözaltına alındılar. Belediye binaları silahlı polis ve askerlerle, panzerlerle kuşatıldı. Her daim demokrasiden demhuran Erdoğan'ın posteri taşındı, asılmış fotoğrafın önüne seçilmişlerin masalarına saraydan atanmışlar oturdu. Bir dönemin mağduru olmakla politika yapanların, seçimle gelen seçimle gider diyenlerin, bugün eleştiride bulunan muhalefeti darbecilikle suçlayanların askeri darbe döneminin uygulamalarına sığınmış oldukları bir dönemdir yaşadığımız. Daha ne olsun? Bundan daha başka nasıl bir görüntü darbe dönemleriyle eşleşebilir? Ve böylesi bir zamanda tepki gösterilmeyecekse ne zaman? Bu yazı yazıldığı sırada CHP merkezinden bu darbeci yaklaşıma karşı güçlü bir ses çıkmamıştı daha. Yaptığı basın toplantısında parti sözcüsü Öztrak'ın sorulan soru üzerine verdiği "seçimle gelen seçimle gitmelidir" yanıtı var elbet. Görevden alınanlara Ankara'dan atama yapılmasına doğru bulmuyoruz da dedi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter üzerinden tepki gösterdi. Bir bölüm milletvekili de tepki gösterdi. Ancak bu yeter mi? İstanbul ve daha birçok CHP'li belediyenin de hedefte olduğu, çalışmalarının engellendiği, soruşturmaların devam ettiği, iktidar baskılarının dinmediği, Yalova'ya atanan kayyum gerçeği bir yana, bu darbeci tutum karşısında her sözcüsü ağzını açtığında darbecilikle suçlanan CHP'nin ana muhalefet partisi olarak tüm muhalefetle birlikte tavır göstermesi gerekmez mi? Umarız HDP'nin yanında yer almış olmaktan çekinmeden tavır gösterilir ve zaman yitirmeden güçlü bir demokrasi hareketi geliştirilir. Zira iktidar muhalefetin yetersizliği ve toplumsal hareketin örgütlü yükselişi sağlayamadığından bölük parçalanmışlıktan faydalanarak iktidarını sürdürüyor. Bu olanakla hedef belirleyip saldırıya geçiyor. Bir haftadır HDP'nin hedef tahtasına yerleştirilmiş olması boşuna değildi. Millet masası kurulsun diyerek sarayda sandalye hesabı içindeki İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kurulmasını önerdiği masada oturacaklar için de HDP'yi saymamasına ve Kürt halkını dışlamasına sessiz kalmanın sonucudur bu. Bugünlerde süren HDP'yi yalnızlaştırma kampanyası karşısında CHP merkezi sessiz kalmamalıydı. Zira başta İstanbul olmak üzere son yerel seçimlerdeki tablo HDP ve sosyalistler olmasaydı asla sağlanamayacaktı. Dün HDP'li 5 belediyeye daha kayyum atayarak bundan sonra nereden yürüyeceklerini gösteren iktidara, onun koalisyonuna ve yeni heveslilerine karşı oluşturulacak demokrasi cephesi halkların acil ihtiyacıdır. Medya manşetin son köşe yazısını Yeni Özgür Politika gazetesinden aldık. Suat Bozkuş yazmış, gene mi HDP? Türkiye'de topluma egemen olan siyaseti değiştirmek kolay değil. Bu ilk günden beri belliydi. Zaten bu nedenle uzun sürüyor ve acılı sancılı oluyor. Son günlerde yeniden gündeme getirilen ve kışkırtılan HDP düşmanlığı bunu bir daha gösteriyor. Şimdi Türkiye yeni bir yol ayrımına gelirken HDP'ye yönelik saldırılar yeniden artıyor. Bir yandan Çin işkencesi gibi taksit taksit kayyum atamaları ve tutuklamalar sürerken bir yandan da AKP merkezli besleme medyada HDP'yi linç kampanyası canlandırılıyor ve kapatılması çağrıları yapılıyor. Bunlar hiç de yabancısı olmadığımız sindirme, yıldırma ve teslim alma operasyonlarıdır. Medyada yaptıkları sorumsuz çağrılarla, asılsız suçlamalarla HDP'nin kapatılmasını, meclisten atılmasını istiyorlar. Bu şahıslar şunu unutmamalı ki HDP onların lütfuyla kurulmadı. Milletvekillerini, belediye eş başkanlarını ve seçimle geldikleri yerleri padişah efendi bahşetmedi. Hepsi de halkın oylarıyla oldu. Ancak gene halkın kararıyla giderler. Demokrasi halkın kendisini yönetmesi ise bunun aracı siyasi partilerdir. Siyasi partileri halk kurar, halk kapatır. Padişahın keyfine göre kurulup kapanmaz. Çünkü siyasi partiler göçebe çadırı değildir. Türkiye'nin birliği, Türkiye'yi böldürmeyiz gibi iddialarla her gün HDP'ye saldırıyorlar. Böyle yapa yapa Türkiye'yi 40 parça yaptılar. Sadece Türkiye değil, AKP kendisi de paramparça oldu. Medyada yapılan cihat çağrıları sonrasında komşu komşuya selam vermeye korkar hale geldi. HDP'nin varlığı halkların özgür, eşit, demokratik varoluşunun bir arada yaşamasının garantisidir. Tek adam, tek parti diktasını sürdürebilmek için korona pandemisini de fırsata çeviren Erdoğan, barolar, odalar gibi kurumlar da susturup halkı teslim almak için saldırıya geçti. Bu saldırının baş hedefi HDP gibi görünüyor. Çünkü HDP bütün muhalefetin ve özgürlük mücadelesi verenlerin kalesidir. Şunu herkes görmeli ki HDP Türkiye ve bölge siyasetinde ana akımlardan biridir. HDP'siz siyaset senaryolarını nasıl denerlerse denesinler başarı şansı yoktur. Halklara zaman ve kan kaybettirmekten başka işe yaramaz. Aklı, vicdanı olan, halka karşı sorumluluk duyan çevreler HDP ile çatışmayı değil, diyalog ve uzlaşmayı tercih eder. Evet, bu hafta da medya manşetin sonuna geldik. Hukukçu arkadaşımız Veysel Ok'la gazetecilerin yargılanmasında yaşanan garabeti ve hapishanelerdeki işkenceyi, gazetecilere de diğerlerine dönük işkenceyi de konuştuk. Diğer taraftan AKP'nin sosyal medyada hareketlenmesini, trolleri bir adım öteye taşıyıp artık açık kimlikleriyle de AKP'nin Cumhurbaşkanı başta olmak üzere üst düzey yöneticilerinin de devreye girmesini gazeteci arkadaşımız Hayko Bağdat'la konuştuk. Bir dahaki medya manşette buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.